Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir ETS'deki videosuna hoş geldiniz. Bugün ETS'de şöyle altımızda kıpkırmızı bir manımız olacak. Araç oyunun kendi orijinal aracı. Sadece böyle EcoParts var biliyorsunuzdur belki. Linkini zaten Discord adresimizde bulabilirsiniz. O eklentilerle böyle biraz daha güzel hale getirmeye çalıştım. Yani ufak tefek eklentiler ekleyerek işte ne bileyim ön liptir, şöyle güneşliktir, şöyle silecek korumasıdır. Bu tarz eklentilerle aracı biraz daha güzelleştirdik. Bugün neredeyiz? Bugün şöyle görüyorsunuz. Hava, duman, sis. Karadeniz'deyiz yine. Karadeniz dağlarında. Zigana Tüneli'nin hemen eteğindeyiz arkadaşlar. Buradaki şantiye alanından çıkıp şöyle gideceğiz. Yani iç Anadolu'ya doğru süreceğiz biraz daha. Yani iç bölgeye doğru daha doğrusu süreceğiz. Dilerseniz fazla uzatmayalım. Bu arada arkamızda şöyle tırsan dorsemiz de var. Şöyle binelim hemen aracımıza. Kontağımızı açalım. Aracımız tabii ki en son biliyorsunuz Skyne kullanmıştık. Bu araç tamamen onun tam tersi, yani çok teknolojilik ve yenilikçi bir araç. Şöyle vitesimizi takalım. Rötarlar bir kademe açıkmış. Şöyle ufaktan farlarımız yansın. Arka sisimiz falan olsa onları da yakacağım da, yok. Ön sis olsa onlar maalesef bu oyunda bulunmuyor. Şöyle çıkalım, güzel bir şantiye alanı. Hatta aracımızı kaldıralım. Vurmasın. Araç birazcık aceleye geldi arkadaşlar. Çok fazla dolduramadım içine. Yine ufak tefek olması gerekenleri koydum. En başta tabii ki Türk bayrağımız. Bu mod olan Türk bayrağı arkadaşlar. Oyun maalesef, yani daha doğrusu satıştan alabiliyorum da, o etkinlik yapmıştık ya, etkinlikte vermedi. Portekiz bayrağı verdi. Onu da bir türlü satamadık. Çünkü Türk bayrağını almam için kaç, 1,5 dolar falan gerekiyor. Portekiz bayrağı 1 dolar falan. Hani zarar da ediyoruz. Yani o kadar etkinlik varken niye bunu da verdiler, onu anlamış değilim yani. O bir tık sıkıntı oldu. Şöyle gidelim. Rampanın gerçekten çıkışı şey, yani rampa bayağı. Buranın çıkışı. Hatta şöyle hemen dingili de kaldırsak. Kaldıramadık mı? Aa, niye öyle bir ses var? Şöyle bakayım. Dingil kalkmıyor herhalde. Kalkıyor iniyor arkadaşlar. Anlamadım. Neyse olsun. Biz şöyle birazcık tırı zorluya zorluya çıktık. Buradan sola dönüş olmayabilir ama biz döneceğiz. Yapacak bir şey yok. Tam da rampanın ağzında durduk ha. Var ya. Aracımız da boş bu arada. Buraya ben yük getirmiştim de. Boş palet getirdik. Boş paletten sonra işte böyle oldu. Şöyle Zigana tünelinden geçiyoruz arkadaşlar şu anda. Aşağı doğru güzel bir iniş var, bilirsiniz zaten. Ben ufaktan şöyle arkadan da müzik açacağım da şöyle bir devam edelim. Müziği maalesef sizlere veremiyorum. Telif meselelerini biliyorsunuzdur eminim ki. Yalnız bana da çok yüksek kalmış ya. Hop dayı. Transporterci bizi solladı. Dikkat edin ha, buralar riskli bölgeler yani. Bak karşıdan polis de geliyor, aman diyeyim. Cezayı geçtim. Canına bir şey olur yani. Şimdi birkaç videodur ben aslında ETS2'yi bayağı bir böyle eleştiriyorum, şey yapıyorum da arkadaşlar, ufaktan modların böyle toparlanmasıyla birlikte oyunu oynamaya başladım, yani hoşuma gidiyor. Biliyorsunuz sıfırdan bir kariyere başlamıştık. O 3-4 aydır öyle boş boş duruyor. Yani en son videoyu ne zaman attıysam onun dışında bir şey yapmadım. O yüzden de bir an önce o kariyerime devam etmek istiyorum. Hazır oyuna ufaktan böyle başlamışken. Şöyle ufak tefek gezeceğimiz yerleri gezelim. Daha sonrasında aman diyeyim ha. Uf. Fenaymış ha. GPS'de hiç öyle gözükmüyor ama. Yol çalışması da var. Bizim havalı kornaya ne oldu, man kornasına?
Ses modu kullanmıyorum bu arada. Tek bu araçta ses modu aramıyorum. Bu Man'ın 2020'sinde. Oyundaki en doğru seslerden birisi, yani en güzel sesli araçlardan bir tanesi. Bu arada yine sizlerin sorularına karşılık olarak direksiyon kamerasını sormuşsunuz. Arkadaşlar gerçekten hava yani inanılmaz sıcak. Ben harici bir telefonla kaydediyorum. Bir de eski bir telefondu zaten. J7, belki bilenleriniz vardır. O telefonla kaydettiğim için zaman zaman o kaydı kesiyor. Ya ben de uğraşmaya değmez diyorum. Çünkü hani onun da ekstra bir çabası var. Bilenler bilir belki. Hani direksiyon kamerasını kaydetmenin ekstra bir çabası var. Ona farklı bir alternatif bulana kadar, çözüm bulana kadar açıkçası kamera koymayı düşünmüyorum. Ama yani tamamen kaldırmadık. İşte direksiyon kameramız hiç gelmeyecek gibi bir muhabbet yok. Ama dediğim gibi şu anda bir alternatif çözüm üretene kadar birazcık bu şekilde ilerliyoruz. Ki ya aslında direksiyon kamerasının da bilmiyorum çok fazla bir etkisi var mı videolarımıza? Yani yazarsanız sevinirim. Bilmediğimden dolayı soruyorum yani. Eğer ki gerçekten seviyorsanız bunu lütfen yazın yorumlara. Bu arada bizim GPS niye çıkmadı ya? Biz gidiyoruz şöyle. Neyse, tabelaları takip ederiz ya. Gideceğim yeri biliyorum da. İsim olarak, şehir olarak. Oo, frenimiz birazcık sert. Şu oyunda var ya, erken durmayı o kadar sevmiyorum ki. Erken durma, sert durma, bu tarz şeylere benim tikim var arkadaşlar. Bilmiyorum siz bu konuda nasıl bir oyun sergiliyorsunuz, ne düşünüyorsunuz ama benim aracım böyle erken durmayacak, geç durmayacak, ne bileyim. Tam böyle olması gerektiği gibi duracak. Gerçek hayattaki gibi. Ama bu oyunda bir türlü onu sağlayamıyorum yani. Güzel güzel gidelim. Bayağı bir tünel geçiyoruz. Bu Karadeniz taraflarında tabii ki tüneller meşhur arkadaşlar. Ki yapılacak gerçekten aslında çok yer var bu. Türkiye haritası yapılır. Hop. Orada ufak bir bug var. Mesela böyle bir şey yaşadığınız zaman eğer ki şeyiniz varsa, yardımcı olmak istiyorsanız harita yapımcılarına, bu şekilde buraları kayıt altına alıp ne bileyim fotoğrafını çekip bilgilendirirseniz, ticket açarsanız herkes için çok daha iyi olur. Çünkü gözden kaçabiliyor. Çok görüyorsunuz yani, orada zaten görünmez bir şey var. Hani editördeki birinin görmesi gerekiyor normal şartlarda. Güvercinliğe geldik. Buralarda böyle bir yerleşim yerleri. Tabelayı okuyamadım ya. Polis abi kurmuş oraya şeyi. Işıktan geçenlere ceza yazıyor. Bir de arkadaşlar ben sizden bir saniyenizi isteyeceğim. Buradayım. Herhangi bir sıkıntı yok. Sadece ufak bir ayar yapmam gerekiyor.
Tamam. Tekrardan geri geldim. Bizde doğal abi. Kesme biçme hiçbir şey yok. Ya normalde keserim de çok şey olmadığı için kaydı kontrol ettim. Ufak bir müziğe ses ayarı verdik. Aman diyeyim he. Sarı bir cipimiz oluyordu az kalsın. Şöyle otogar yoluna doğru dönelim. Gelen giden araç frene bassın abi. Bayburt'taki arkadaşlarımıza da buradan selamlar. Tabii ki bazen unutuyoruz. Geçtiğimiz şeylerdeki isimleri söylemeyi, şeyi, selamı falan. Kaç dakika olduğunu bilmiyorum ama şöyle bir çamoluk yapalım şu sağdan. Videomuz galiba biraz kısa olacak çünkü benim bitireceğim yere geldik. Şöyle bir çamoluk merkezden dönelim. Nasıl olsa araç bize çalışıyor abi. Aracımız boş. İstediğimiz yeri gezeriz. Müşteri derdimiz yok. Korna olmadı ama ya. Acaba ben korna taktığım için mi şu cam üstüne? Ondan dolayı mı bu şekilde? Şu otogardan döneriz abi. Buraya otobüsle gelmemiz lazım. Net gelmemiz lazım otobüsle. Harbiden buraya net bir şekilde otobüsle gelmemiz lazım. Kaç defa söyleyeceğim bilmiyorum. Şuradan döneriz 2 dakika. Bu işin raconu abi şu camı açmaktır. El dışarıda olacak. Takacaksın geriye şöyle. Ne retarder abi dur. Şu dingili bir daha deneyeceğim. Dingil kalkmıyor arkadaşlar. Anlamadım niye. Şurada ne var? Ford Focus var. Dikkat edelim. Kardeşim böyle burun uçlarına yani kavşaklara araç bırakmayın ya. Adamın bu arada hiçbir suçu yok yani. Güzel çekmiş. Helal olsun. O ileri tarafta bir şey var mı bilmiyorum. Zaten tam olarak bir burası ilçe. Tam hani şehir özelliklerini taşımıyor oyunda. İşte servisi falan olmadığından bahsediyorum veya işte otogar da yok. Büyük ihtimalle yapım aşamasında olan bir yer. O yüzden bu şekilde bırakılmış. O yüzden otogardan dönelim istedim. Yani buraya kadar gelmişken de buraya girmeden olmaz diye düşündüm. Zaten birazdan bitireceğiz. Şurada size bir yolu göstermek istiyorum. Güzel bir yol. Evet abi. Şimdi bakın burada tek şerit bir köprü var. Vallahi ne köprüsü olduğunu bilmiyorum ama burada böyle bir alan var. Gerçekten çok güzel. Benim çok hoşuma gitti yani. Ulan sıfır kamerasına basacaktım. Her şeyi karıştırdık. Şurada şöyle bir bölüm kapağımızın fotoğrafını çekelim arkadaşlar. Sizinle birlikte. Şöyle çeksek herhalde. Güzel midir? Biraz daha öne alalım. Drone uçurduk varsayın. Evet. Kadraj dışına çıkmasın. Tamam. Çok güzel.
Tahmin ettiğiniz için teşekkür ederim. Ya işin arka planını aslında sizlere çok fazla göstermeyi doğru bulmuyorum. Daha çok böyle hani ya gerçek hayatta da olsa bu tarz şeyler olacak ama dediğim gibi ya ben birazcık kafayı gerçekle bozduğum için oyunda tamamen her şeyi gerçek yapmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince tabii. Burada şöyle cami meydanı var arkadaşlar. Burada bitirelim. Bitirebileceğimiz en iyi alanlardan bir tanesi. Çünkü şimdi yol kenarında falan bırakamayız. Ama bir yerden de U atmamız gerekiyor. Ulan bugün şu alandan bitiririz ya. Şey döneriz. Dayı böyle bir dönüş yok biliyorum ama kusura bakma. Of Iveco'yu da özledim harbiden. Iveco süresim geldi ya. Meşhur kiriş bağımın sesiyle sürülür. Oo, Türk bayrağımızı da bulduk. Şöyle gelelim. Ufak bir kadraj ayarlayayım ben orada. Güzel çıksın. Şöyle durabiliriz. Arkadaşlar ben bölüm kapağını köprü yapacaktım ama şöyle görmüş olduğunuz gibi bu manzara bence çok daha güzel oldu. Bölüm kapağımızı artık bunu yaparız. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Önümüzdeki yeni videolarda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.